Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hamd, alemin Rabbi, hakimler hakimi Hazreti Allah'a, salatu selam iki cihan efendisi Efendimiz'e, onun al ve ashabına. Değerli dostlar, bugün sizlere çok önemli bir konuda sohbet etmek istiyorum sizlerle. Günlük hayatta en çok kullandığımız ve hata yaptığımız bir konuda sizleri nacizane bilgilendirmek isterim. Yemin, günlük hayatta en çok kullandığımız bir şeydir yemin. Kimin adına yemin olur, kimin adına olmaz? Günahı nedir, kefareti nedir? Bunları sizlere arz etmeye çalışacağım. Şimdi yemin lügatta sağ ve kuvvet anlamında kullanılır. İstilahi manada ise ister müsbet olsun, ister menfi olsun Allah-u Teala'nın zatına veya sıfatlardan birisine and içmektir. Şimdi yemin ancak sadece Allah'ın zatıyla ve sıfatlardan birisiyle olur. Yani Hazreti Peygamber'e, Kabe'ye, meleklere, şeyha, evliyalara, türbelere, mukaddes bir varlık da olsa mahluka yemin edilemez. Sadece Allah'ın zatı ve sıfatlardan birisiyle yemin edilebilir. Peygamber Efendimiz'in adına yemin olmaz, meleklerin adına yemin olmaz, evliyanın adına yemin olmaz, şeyhlerin, ağaların, velhasıl kim olursa olsun mahlukatın adına yemin edilmez. Çünkü Allah Resulü diyorlar ki, İnna Allah yenhakum en tahlifu bi abaikum feman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Allah ecdadlarınızla yemin etmeyi nehyeder, yasaklar size. Bir kimse yemin etmek isterse sadece Allah'a yemin etsin veyahut da sussun. Şimdi bir kimse Allah'a gösterdiği saygıyı bir mahluka da saygı gösterip yemin ederse neuzubillah akıbeti çok kötü olur. Bunun için Allah Resulü diyorlar ki men halefe bi gayrillahi fakat kafara. Bir kimse Allah'ın dışında Allah'tan başka bir şey yemin ederse neuzubillah dinden çıkar. Evliyaya ziyarete yemin etmek asla caiz değildir. Şimdi aklı balik olmayan, daha aklı olmayan veyahut da buluğ çağına ermemiş birinin yemin etmesi veyahut da uyku halinde birinin yemin etmesi yemini muteber olmaz. Şimdi bir kimse bir haramı işlemek için vallahi ben içki içeceğim dese, vallahi ben kumar oynayacağım dese günahkar olur, yeminini bozması lazım ve yeminin de cezasını vermesi lazım. Veyahut da vallahi ben namaz kılmam diyorsa, namaz kılmak zorundadır, o namaz üzerine farzdır, yeminini bozsun, kefaretini versin ve aynı zamanda günahkar olur. Şimdi bir kimse bir şey yapmamak için yemin eder ve sonra yeminini unutur, yaparsa o insanın yemini bozulmaz. Bazen günlük hayatta alışkanlık olur bizde. Vallahi böyle yapacağım, billahi böyle yapacağım diyoruz ve bunu yemin maksadıyla söylemiyoruz. Bunu sadece ağzımıza bir alışkanlık olmuş. Şimdi yemini kastetmeden dili kayıp vallahi dese ettiği yemine biz yemini lagu diyoruz. Yani günahkar olmaz. Cenab-ı Hak buyuruyor. La yuahizukumullahu billagvi fi eymanikum. Allah lagu ile ettiğiniz yeminlerinizden sizi muahaza etmez, sizi sorumlu tutmaz. Değerli dostlar, şimdi biri dese diyelim ben bir daha konuşmayacağım dese ve gider Kur'an-ı Kerim okur veyahut da zikir ederse yeminini bozmuş sayılmaz. Bir kimse senden küsüm diyor. Vallahi seninle konuşmam diyor. Ve onunla konuşursa tabii şimdi kefaret vermesi lazım. Ona mesaj atarsa veyahut da yazı ile mektup gönderirse yine yemini bozulmaz. Sadece konuşursa o zaman kefaret vermesi lazım. Şimdi yeminini bozan biri, yemin etmiş, yeminini bozan birinin kefaret vermesi lazım. Peki nedir bunun kefareti? Bir köle azat edecek. Bunun cezası bir köle azat edecek. Ki zamanımızda köle yoktur. Onun için ikincisi 10 fakire yemek yedirecek. Bunun kefareti de budur, yeminin kefareti. 3, yemek veremiyorsa 10 fakiri giydirecek. Bunu da imkanı yoksa 3 gün oruç tutması lazım. Sonuç olarak sadece Allah'ın adına yemin edilebilir. Vallahi, billahi, tallahi bununla yemin olur. Bunun dışında başka bir şeyle edilen yeminler yemin olarak geçerli olmaz. Bunlara dikkat etmek lazım.